para orada o. Kadın bedeninden bir şey. Oh oh yani. Bu ne ya? Günlerdir ortaya çıkmayan Adem ortaya çıktı. Gürcan beni aradı, dedi ki abi böyle böyle bir arkadaşım var, senin evine geçebilir miyiz dedi. Herkesin de onu evine alıyorsun ya. Duygu, Adem ve Gülcan'ı savundu. Beni bu hale getirdiniz bak. Beni mi getirdin seni? Getirin karşımda. Bana sahip çıkmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Gülcan, Adem'le sevgili değiliz dedi. Adem kim? Bizim aile dostumuzun oğlu, benim abi dediğim. O gizlenen video her şeyi açığa çıkardı. Bugün tüm gerçekler ortaya çıkacak. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Senin kızını şu anda alı mı koyuyorlar? Aynen. Bunlar çeteler Didem Hanım. Annesi kızımı bulun diye feryat etti. Kızım ne olursun dön eve ya, hepimiz perişanız. 14 yaşındaki Rojbin'i günler sonra Didem Arslan Yılmaz buldu. Bana güvendin geldin, kızını bulacağım dedim. Her türlü haber hazır mısın? Hazır. Bir alo de bakayım, kim var hatta? Alo. Efendim annem. Kızını buldum. 14 yaşındaki Rojbin günlerdir kimin yanındaydı? Neredesin Rojbin? Seni saklıyorlar mı? Neredesin sen? Rojbin annesini, annesi Rojbin'i suçladı. Bak sana anne bile demek istemiyorum. Babam mı sana şiddet uyguluyor? Kocası yani üvey baba, o da uyguluyordu. Rojbin stüdyoya gelecek. Gerçekler ortaya çıkacak. Seninle gelip yüz yüze konuşmak istiyoruz. Gel çık buraya. O Kemal de çıkacak. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Nerede para orada o. Kadın bedeninden bir şey. Oh oh yani. Bu ne ya? Ayşe iyi bir insan mı? Ya çok merak ediyorum. Akraban değil. Çok iyi bir, yani yıllardır görüştüğün dostun arkadaşın değil. Bir yerde tanışmışsın, sonra görüşmüşsün falan filan. O kadar insan varken neden senden yardım istedi? Sen neden ona duyguya sahip çıktın? Siz göz yumar mısınız? Öyle çıkmasanız dahi siz göz yumar mısınız İdem Hanım? Göz yummam da. Bak, ben o şekilde ben çıkmam yanlış olabilir. Ben yetkililere söylerim. Evime götürme. Sen duygu dışında başka kızlara da sahip çıktın mı? Hayır. Çıktı. Benim kız arkadaşım bile yoktu. Çok arkadaş. Benim kız arkadaşım bile yoktu. Benim 3-4 tane kız arkadaşım olmuştu. Duygu dışında çıktı. Sahip çıktığın başka insan yok. Hayır. Mu? Hayır. Çıktın annen... ya kız. Mahallede duruyordun ya. Nereden biliyorsun? Yerine geç. Sakin ol. Gel dede. Ya bile yapıyor. Yemin ederim bile. Bak benim yaptığım hata niye olabilir. Niye senin ya? Hata olabilir benim yaptığım. Duyguya o şekilde sahip çıkmam hata olabilir. Ama bu kadının amacı sırf hani duyguyu ilk ben getirdim ya. İyi niyetli mi yaptık diyorsun? Ya yemin ederim ben iyi niyetli yaptım. Adem kim? Adem'in duyguyla alakası yok abla. Adem kim? Adem'in ölü duyguyu. Niye sanıyorsun Adem'i sen dakika, ya? Sevgi sus. Adem kim? Onu söyler misin Adem'in kim olduğunu? Bizim aile dostumuzun oğlu, benim abi dediğim insan. Önce görüntüler gelsin, abi dediği insan kimmiş bakalım, görelim lütfen. Açık söylemek gerekirse. Tamam. Çünkü Adem'in bir akrabası da bizi aradı. Şimdi Adem telefon hattındaymış. Bence Adem bize doğruları söyleyecek. Adem merhabalar. Merhabalar Didem Hanım, buyurun. Adem, Gülcan senin neyin oluyor? Kardeşim oluyor. Ne kardeşi be? Bir dakika. Allah Allah. Kardeşim oluyor Didem Hanım. Peki sen diyelim ki öyle. Peki bunu kabul ettim. Hı-hı. Tamam. Neden duyguyu senin evine getiriyor? Bakın Didem Hanım, durumu Gülcan orada anlattı zaten. Ben iş yerindeyken Gülcan beni aradı. Dedi ki abi böyle böyle bir arkadaşım var. Senin evine geçebilir miyiz dedi. Sen kesin de onu evine alıyorsun ya.
getirdik biz. Gülcan'la ilgili görüntüler. O görüntülerde bayağı yazılar var. Senden vazgeçemem. Ne yazıyor? Senden vazgeçemem. Devam edelim arkadaşlar. Sensin ilk dileğim. Devam edelim. Kalpler falan. Çok kardeş, arkadaş gibi durmuyorsunuz. Ben şunu anlamıyorum. Yani sevgiliyseniz niye bunu saklıyorsunuz ki? Niye saklıyorsunuz? Mecbur saklayacaklar. Yani bir dakika, sevgiliyseniz. Şimdi bu, ya özür, bir dakika sevgiliyseniz. Her şey bu kadar Ayşe adına ele verilecek. Ondan sonra Ayşe'den bana büyük adamlara Ayşe'yle ele verilecek. Olsa ben gelip onun dediği lafları sana yani, niye söyleyeyim? Arkanızda daha büyük adamlar olduğunu söylüyor canım. Büyük, çok büyük adamlar var. Gülcan'la senin aranda ne var kardeşim? Abla yemin ederim hiçbir şey yok. Niye yemin o zaman? Yemin ederim sana bak hiçbir şey yok. Anladın mı abla? Bak o senin ama senin bak sana bir şey söyleyeyim. Bak bir şey söyleyeyim. Sen bir şey yok diyorsun ya. Senin bir akraban burayı aradı. Adem benim akrabam diyor. Gülcan'ın da yalan söylediğini ve sizin sevgili olduğunuzu Gülcan'ın bazı kızları ikna edip getirdiği arkasından da kızları kötü yola düşürdüğünü söyleniyor ikinizin beraber. Böyle bir olay yok. Bu birincisi. Neden o gün sana getirdi Duygu'yu? Efendim? O gün Duygu'yu sana neden getirdi Gülcan? Bak ablacığım bana getirmedi. Ben evde yokken, işteyken beni aradı. Dedi ki abi böyle böyle hani arkadaşım var karakola götürecek. Senin evine gelebilir miyiz dedi. Ben de dedim ki Gülcan sıkıntı yok ben işteyim kardeşim. Ona göre sen ayarla. Getir götür dedim. Ya Ademciğim özür dilerim ama sıkıntı yok kardeşim getir götür diyeceğine. Sen bu işe karışma, onun bir ailesi var. Niye getiriyorsun? Niye benim evime getiriyorsun? Neden sen bu işe müdahil oluyorsun? Niye demedin? Ya abla o konuda hep fikiriz. Doğru söylüyorsun. Ha? Ama işte bak ister istemez ağzından çıkmış oldu. Anladın mı abla? Bu benim hatam değil. Sana ne dedim ben orada? Geldim bu sana ne dedim? Sana bağırma. Bağırma. Sana sonra cevap edin. Ben eve geldiğimde zaten o ne duyguyla ne annesiyle karşılaştım. Bir hafta sonra bu olaydan benim haberim oluyor. Gülcan'ı dövmüş. Benim bundan tam bir hafta sonra haberim oluyor. Ayşe kim? Ayşe'yi tanıyor musun? Ben tanımıyorum abla Ayşe'yi. Daha ilk defa sizin programınızda duydum. Ya çubukta bile ya hiç görmedin mi? Çubukta önleniyor. Sen madde takıyorsun diye önlen mi? Çubuktaki de önleniyorsun. Önlen mi? Böyle. Çarmana çarmana gerek yok. Her şey ortada açık çıkacak. Zaten. Adalet yerine elbet bulacak. Anneler yanmayacak senin yüzünden. Bak ablacığım ben senin yüzünden evimden oldum. Şu anda annemin evinde oturuyorum. Ne evinde? Evin mi var senin? Ailemdir de evindir de. Anana babana bak evlatlıkta silmişler seni. Çok biliyorsun ya. Çok biliyorum tabii. Adem görmesin. Ben seni de buraya bekliyorum kardeşim. Madem bu kadar çok iyi niyetlisiniz ve yardımcı olmaya çalıştınız Duygu'ya. Buraya gel, bildiğin her şeyi anlat. Bak, Duygu'ya telefon... gelin yardımcı olun. Duygu'nun temiz olduğunu anlaştırın. Tabii bir dakika senin yüzünü de kapatırım. Yani o blurlu görüntü veririm. Sen yaptığın sürece biz nasıl Duygu'yu aklayalım ki? Benim derdim zaten Duygu'nun hani temiz bir şekilde gitmesi. Senin haklama mutlu olmak değil mi? Abi bittin mi kız bebe mi? Nazım bir çocuktum da burnundan getirin o Nazım çocuğu. Nazlı mıydın? Nazlı dört çocuğum vardı Nazlı. Evet, dört çocuğum vardı. Ağzının içinde dilin yoktu. Aynen yoktu. O da Gülcan. Dört ettik çocuktum. O yüzden arkanda kopuyorsun düzelirsin çünkü. Benim psikolojimi bozdun. Ben seninle kurtulmaya çalıştım. Kurtulmaya çalıştım. Daha fazla hayatımı kaybetmeyin diye. Ailemi kurtulmaya çalıştım. Şimdi ailemi bitirdim. Bana hata yapan isterim. Bana hata yapan isterim. Anlar beni ilgilendirmez. Otur şuraya. Hata yapan isterim. Seni de sildim. Bitti. Ama o evine yine de dönmem. Ne işin var ya? Kızın tavırları hareketlerinden bile Gülcan rahatsız olmuş. Sen olamamışsın. Beş para etmez bu insan vallahi demiş. Valla benim ailemde gördüğüm şey bana Ayşe'nin yaptığı falan olmam normal. Ya bir şey söyleyeyim annenin evinde sadece içeride su yok. Hiç tamam. Olmazsa yatacak yerin var annen yanında senin. Saçma sapan bir eve gidiyorsun. Bu arada Gülcan siz sabahlara kadar geziyormuşsunuz ya. Sabahlara kadar öyle duydum evet. Cumartesi pazar benim çocuğumu nereye götürdün sen? Her cumartesi pazar senin yanındaydı yurtta. Yurtta tamam, evcildiğin çıktı elinde telefonla bayıldı ya bayılmış. Sevgi dur. Bana şunu söyler misin Gülcan'cığım? Tabii ki. Bana şunu söyler misin? Sor abla. Niye bu kadar Ayşe'yi koruyor? Hadi söyle. Abla yemin ederim bilmiyorum. Bir şey yaşadı mı? Yaşamış olabilir bilmiyorum. Çünkü ben yanlarında yoktum abla. Ben bildiğimi söyledim. Sen daha iyi tanıyorsun benden. Duygu'yu mu? Hı hı. Abla bak bir bize, şey... Bize bak. Ne saklıyor? Onu bilmiyorum işte. Saklıyor değil mi? Saklıyor mu saklamıyor yaşadığı mu? Yaşadığı bir şey olabilir. Gülcan bak, saklıyor mu saklamıyor mu? Yaşadığı bir şey varsa onu saklıyor olabilir. Heh
Bak yaşadığı bir çok... şey varsa onu saklıyor olabilir. Sen bir şey söyle. Bana laf oyunları yapma, kelimeler ama yapma. Bak mert bir kızsın sen. Harbi bir kızsın, buraya da gelmişsin. Tamam mı? Birbirimizi anlıyoruz. Ne saklıyor benden? Abla bilmiyorum. Yemin et bak yanlarında değilim. Görmedim hiç videolu yok. Hiçbir şey çok, yok. Çok büyük bir yer değil. Hepiniz birbirinizi abla, tanıyorsunuz. Ayş, bak Ayşe'nin gündüz... Tamam eyvallah, ben orada çalışıyor biliyordum. Bak dün size de söyledim de gece hayatını bilmiyorum. Ne yapıyordu, nereye gidiyordu? Adem biliyordur belki. Adem biliyor musun kardeşim sen bu Ayşe'yi? Ablacığım ben Ayşe'yi de bilmiyorum. Bak açık açık söylüyorum Didem abla. Ben Ayşe'yi de tanımıyorum, Duygu'yu da. Ben bir daha öncesinde... Ya tanımıyor da